Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün trafik güvenliği dersi birinci dönem ikinci yazılı ikinci örneği yazacağız, yapacağız sevgili öğrencilerim. Birinci örneğimizi de yapmıştık. Lütfen onu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayalım. Evet öncelikle boşluk doldurma sorularımız var. Sevgili öğrencilerim birlikte yapalım. Yukarıdaki kelimeleri buralara boşluklara uygun olarak yerleştireceğiz hep birlikte. İnsan, hayvan ve taşıtların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine sevgili öğrencilerim bizler ne diyoruz? trafik diyoruz değil mi? Bu zaten trafiğin tanımı. Trafikte en önemli şey nedir sevgili öğrencilerim? Bütün kurallar, uyarılar, ikazlar insan hayatı içindir. En önemli şey nedir? İnsan hayatıdır sevgili öğrencilerim. Karayolunda motorlu ve motorsuz araçları kullanan kişilere bizler ne diyoruz sevgili öğrencilerim? Sürücü diyoruz değil mi? İster araba kullansın, ister bisiklet kullansın, ne kullanırsa kullansın hepsinin ortak ismi nedir? sürücüdür. İnsan, hayvan ve yük taşıyan araçlara ise ne diyoruz? Taşıt diyoruz, değil mi sevgili öğrencilerim? İnsan, hayvan ve yük taşıyan araçların tamamının ortak adı taşıttır. Trafiği düzenlemek için kullanılan işaretlerin tümüne ne diyoruz sevgili öğrencilerim? Bunlara da trafik işareti veya trafik işaretleri diye söylüyoruz sevgili öğrencilerim. Trafiği düzenlemekle görevli olan kişilere ne diyoruz? Evet ne yapıyorlar? Bizi uyarıyorlar, ikaz ediyorlar değil mi? Trafik polisleri değil mi? Trafik polisinin olduğu yerde ne yapıyoruz? Sadece trafik polisini dinliyoruz. Işıklara da dikkat etmiyoruz artık. Taşıt yolunda bisiklet kullanan çocuklar nokta nokta yaşını kaç yaşını doldurmalılar? Sevgileneceğim. Bu çok sorulan bir soru. 18 diyerekten sizi yanıltmak, çeldirmek isteyebilirler. 11 olacak. Bunu unutmuyoruz. Trafikte yürüyerek hareket edenlere... Evet ne geçidi var hatta yaya geçidi var değil mi yaya diyoruz sevgili öğrencilerim yürüyerek gidenlere yaya diyoruz yaya geçidi olmayan yollarda üst veya alt neydi onların adı üst geçit ve alt geçit değil mi sevgili öğrencilerim üst veya alt geçidi kullanmak gerekir trafikte ambulansın diğer araçlara göre ambulansın da değil sadece ne vardı İtfaiyenin de vardı polis araçlarında da vardı geçiş üstünlüğü vardır sevgili öğrencilerim onlara yol vermemiz gerekiyor sevgili öğrencilerim Evet sevgili öğrencilerim şimdi doğru yanlış etkinliklerimizi birlikte yapacağız. Trafikte itfaiye aracının geçiş üstünlüğü vardır. Evet doğrudur sevgili öğrencilerim. İtfaiyenin, ambulansın, polis araçlarının nedir? Geçiş üstünlükleri vardır. Bisiklet, kaykay ve scooter kullanırken kask, eldiven ve dizlik kullanılmalıdır. Evet doğrudur sevgili öğrencilerim. Bunları kullanmazsak ölümcül sonuçları, yaralanmalar olabilir. Taşıt yolundaki bisiklet kullanan çocuklar 18 yaşına. Az önce uyarmıştım. Bunu çok fazla yapıyorlar. 18 yaşın değil. Neydi sevgili hocam, 11 yaştı. Trafikte en önemli şey araçların zarar görmemesidir. Hayır. En önemli şey nedir sevgili öğrencilerim? İnsan hayatıdır. En önemli şey insanın yaşamasını sağlamak. Trafik işaret ve levhalarına taş atmamalı. Tabii ki atlamalıyız. Bunlar nedir? Bizim milli servetimizdir. Bunlar zarar görmemelidir. Bizim vergilerimiz yapılıyor değil mi? Tehlike uyarı işaretleri genel olarak üçgen şeklindedir. Evet doğrudur sevgili öğrencilerim. Çoğu şu çıkabilir. Buna dikkat edin. Kaygan yol gibi işaretlerin çoğu nedir? Üçgen şeklinde olur. Evet beyaz olur. Kenarları nedir? Koyu kırmızı diz şeklinde değil mi sevgili öğrencilerim? Bu şekilde üçgen ifadeler genelde nedir? Tehlike uyarı işaretleri sevgi öğrencilerim. Bisikletimizin boyumuza uygun olması gerekmez. Hayır gerekir. Yanlıştır çünkü düşebiliriz trafikte kazalara yaralanmalara sebebiyet verebiliriz. Kamyon, otomobil, minibüs kullanan kişilere pilot denir. Hayır değil mi? Pilot kimlere denir sevgi öğrencilerim? Uçak ve helikopter kullananlara. Tren, otobüs, minibüs, metro ve uçak gibi taşıtlar toplu taşıma araçlarıdır. Evet bunlar toplu halde binip insanları bir yerden bir yere ulaştıran araçlar toplu taşıma araçlarıdır. Uçak helikopter gibi taşıtlar deniz yolu taşıdır. E, bu da çeldirici bunu da çok fazla soruyorlar. Yanlıştır. Uçak ve helikopter nedir? Hava yolu taşıtır. Deniz değil. Evet sevgili öğrencilerim bu da klasiktir. Önceki hazırladığım yazılıda da sormuştum. Bunda da var. Şimdi taşıtlar ve sürücülerinin isimlerini sormuş sevgili öğrencilerim. Taksi ve kamyon. Bunları sürenlere bizler ne diyoruz sevgili öğrencilerim? Şoför diyoruz değil mi? Buraya bir numaraya yazıyorum. Evet uçak helikopter kullananlara bizler ne diyoruz? Pilot diyoruz sevgili öğrencilerim. İki numara tramvay kullanan. Bu ayrıca yazılı olarak da çoktan seçmeli de, de çok fazla soruluyor. Buna ne deniliyordu sevgili öğrencilerim? Evet. Watman deniliyor değil mi? Üç numara. Gemi kullananlara bizler kaptan diye söylüyoruz. Sevgili öğrencilerim tren ve lokomotif kullananlara da makinist diye söylüyoruz. Bunları unutmayalım. Özellikle Watman çoktan seçmeli sorularda ayrıten yine sorulabilir. Çok fazla soruluyor çünkü. Evet çoktan seçmeli sorularımız. Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımda yürürken yapılması gereken davranışlardan birisidir? Doğru olanı soruyor. Kaldırımda kol kola girmek? Hayır. Kaldırımda itişmek? Hayır kaldırımda oynamak. Hayır. Kaldırımdaki engellere dikkat ederek yürümek. Evet bu doğru olan davranıştır. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri niçin takılması gerektiğini anlatır? Evet emniyet kemerini bize niçin için ta takıyoruz? Konuşmalar için değil. Sıcak ve soğukla alakalı değil. Eğlenceyle hiçbir alakası yok. Araç içerisinde kaza olduğunda sağa sola çarpmamak araçtan savrulmamak için değil mi? 3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur diye söylemiş. Duran bir taşıdan önünden karşı geçmek yanlış. Arkasından geçmek de yanlış. İki taşıdan sevgili öğrencilerim arkasından önünden arasından geçmek her türlü tehlikelidir. Yaya geçidini kullanmak doğru olan davranıştır sevgili öğrencilerim. 4. Bir trafik kazasını gördüğümüzde yaralıların hastaneye götürülmesi ve tedavilerinin yapılması için kim arıyor sevgili öğrencilerim? Her zaman için 112 acil servis değil mi sevgili Arıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun yerlerinden birisi değildir diye sormuş. Evet evlerimizin bahçesi, çocuk parkları oynayabiliriz. Evet sevgili temiz ve uygun yerlerde uy oynayabiliriz. Fakat yaya kaldırımlarında insanların yürümesi içindir. Buralarda oyun oynarsak yayaların yürümesini engelleriz. Kazaya sebebiyet verebiliriz herhangi bir ulaşım aracının içinde seyahat eden kişiye ne diyoruz sevgili yaya e, araçsız yürüyenlerdi sürücü araba kullananlardı pilot zaten helikopter uçak sürenlerdi bizler ne diyoruz yolcu diyoruz sevgili öğrencilerim ne yapıyor seyahat eden kişi şoförün arkasındaki oturanlara bizler ne diyoruz yolcu diyoruz aşağıdakilerden hangisi karayolu ulaşım aracı değildir karayolu bakın kamyonet otobüs ve taksi nedir karayolunda devam eder fakat uçak nedir hava yoludur sevgili öğrencilerim. 8. Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden bakın adı üzerine üstünden geçen köprüye bizler üst geçit diyoruz. Alttan geçseydi alt geçit diyecekti. Y'ye kaldırımı zaten çizgi çizgi biliyorsunuz. Boğaz Köprüsü de nedir? Denizin ortasında değil mi sevgili öğrencilerim? Boydan boya olan şekilde. Dokuz. Burcunun yaptığı hangi davranış yanlıştır diye soruyor sevgili öğrencilerim. Karşıdan geç, karşıya geçerken yaya alt geçit ve üst geçit kullanıyor. Çok güzel bir davranış. Yürürken yaya kaldırımlarını kullanmıyor. Bu yanlıştır sevgili öğrencilerim. Taşı tehlikesi olmayan yerlerde oynuyor. Evet doğrudur. Karşıya geçişlerde yaya ve okul geçitlerini kullanıyor. Bu da doğrudur sevgili. Öğrencilerim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Yaşlılara yer vermek doğrudur. Emniyet geri takmak en doğru şey. Otobüse sırayla binmek. Bu da saygıyla değil mi? Büyüklere, küçüklere, sıradakilere. Araç içinden camdan dışarı sakmak. Bu da çok tehlikelidir. Allah muhafaza elimiz ayağımız yandaki araç ne yapabilir? Çarpıp koparabilir. Esra okula gidip gelirken en güvenli yolu kullanıyor. Bu yol hangisi olamaz? Bakın söylenemez diyor. Yaya kaldırımı çok güvenli olabilir. Trafik işaretleri ve levhaların olduğu yerler. Doğru. Evet, çukur, tümsek gibi bozuklukların olduğu yerler güvenli değildir. Alt ve üst geçitlerde güvenlidir sevgili öğrencilerim. Cevabımız C. Yaya kaldırımda yürürken dikkat edilmesi gerekenlerden hangisi yanlıştır? Kaldırımda yürürken itişmemeli ve konuşmamalıyız. Bu doğrudur. Kaldırımdaki çukur ve ağaçlara dikkat etmeliyiz. Tabii ki de etmeliyiz. Taşıt trafiğine uzak olan taraftan yürümeliyiz. Grup halinde yürüyorsak yan yana ve el ele tutuşmalıyız. Bu çok tehlikelidir sevgili öğrencilerim. Çünkü ne yapar? Yayaların yürüyüşünü engeller. E, trafiğe doğru gider. O da kazalara sebep olabilir. Aşağıdakilerden hangisi bisikletle yapılmaması gereken? Yanlış olanı söylüyor. Yayalara karşı saygılı davranmak. Taşıtlara tutunmadan bisiklet sürmek. Bu da doğru. Bisikleti iki eliyle sürmek evet bazıları bir eliyle sürüyor. Yanlıştır. Gerekli durumlarda aşırı hız yapmak. Bakın gerektiği, gerekmediği yerli alakası yok. Aşırı hız her zaman nedir? Çok tehlikelidir. Sevgili öğrencilerim. Evet son sorumuz. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri trafik eğitiminin kazandırdı? Bizler trafik eğitimi aldığımızda hangilerini kazanırız? İnsana ve insan hayatına önem vermek. İlk öğrendiğimiz şey zaten budur sevgili öğrencilerim. Tehlike yaratmamak, evet insan hayatını tehlikeye atmamak, tehlikelerden kendimizde korumak bu da doğrudur. Karşındakine hoşgörülü ve saygılı olmak bu da zaten insanın gerektirdiği özelliklerdendir. 1, 2, 3, 4'ü trafik eğitimlerinde ne yaparız? Elde ederiz sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim yazılımımız bu kadar. Sonraki yazılarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.